ve kadının da rızası lazım. Kabul ediyorlar. Resulullah Efendimiz bu yaş aralığında onunla evlenmek istiyorlar, kabul ediyorlar. Ve Resulullah bir kral gibi yaşamıyor. Bir saltanatı yok, sarayı yok. Evlendiği kişi 1,5 metrekarelik yerde kalacak. Medine'nin en fakir evi peygamberin evi. Ne gelirse dağıtıyor, kapıya geleni geri çevirmiyor, boş göndermiyor. Ve en önemlisi bu peygamber geceleri ayakları şişene kadar namaz kılıyor, ibadetle geçiriyor. Hem haşa peygamberliği kendi uydurdu, hem de kadın düşkünüydü gibi iftira edenlere çok büyük bir cevap. Mekkeli müşrikler dediler ki, senin derdin ne? Liderlik istiyorsan gel seni başımıza geçirelim, lider yapalım. Zenginlik istiyorsan en zenginimiz yapalım. Kadın istiyorsan en güzel kızlarımızla evlendirelim. Ne cevap verdi? Bir elime güneşi, bir elime ayı koysanız davamdan vazgeçmem. Derdi haşa, uçkuru olan bir insan bunu der mi? E zaten istediğini elde etmiş olacak. Neden onca sıkıntı, eziyet ve işkenceye göğüs gelsin ki? Bu gerçek bile ateistlerin iddialarını çürütmeye yeter ve artar. Bakın Hazreti Hatice vefat ediyor. Peygamberimiz 2 yıl evlenmiyor. Şehvetine düşkün biri olsa boş durur mu? Durmaz ki ahlakından dolayı da herkes onunla evlenmek istiyor. Sonra Hazreti Sevde ile evleniyor. Peki neden? Hazreti Sevde'nin eşi Habeşistan hicretinden sonra vefat etti. Çoluk çocuk ortada kalmış Müslüman bir kadın. Şimdi ateist diyecek ki bak fırsatçılık yapmış. Haşa. Hemen eşi ölen kadını almış. Öyle olsaydı zaten 2 sene boş kalmazdı. Ve arkadaşlar dikkat. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 52 yaşında. Hazreti Sevde'nin yaşı ise ondan daha büyük. Kemale ermiş. Yani affedersiniz. Bir kadın olarak çok da bir şey beklenecek durumu kalmamış. Niye evleniyor? Himaye edebilmek için. Yani o toplumda bir kadını himaye etmek istediğiniz zaman onu nikahınız altına alırsınız. Artık kimse onlara ilişmez, bütün ihtiyaçlarını görürsünüz ve kimse bunu yadırgamaz. Bütün eşleri öyle, daha önce evlilik geçirmiş. Sadece Hazreti Ayşe hariç radıyallahu anha ilk ve tek genç olarak evlendiği hanım Hazreti Ayşe. Onunla evlenmesine de çok sebepler var. Birincisi en sevdiği dostuyla akrabalık bağı kuruyor. İkincisi kendisine bir talebe almış oluyor ki vefat edene kadar Müslümanlar birçok meseleyi hep ona soruyor. Üçüncüsü ise Peygamberimiz kadınların kendileriyle alakalı sorularından utanır, tam cevap veremezdi. Hazreti Ayşe ondan aldığı cevabı kadınlara gerektiği gibi ulaştırırdı. Diğerleriyle evlenmesinin himayenin yanında siyasi sebepleri de vardı. Mesela Cüveyriye binti Haris, Beni Mustalik kabile reisinin kızıydı. Savaşta esir düştü, yani cariye olarak. Resulullah'tan kendisine yardım etmesini istedi. Fidyesini ödemesini istedi. Resulullah da kendisiyle evlenmesini teklif etti. O da kabul etti. Şimdi ateistler şöyle diyorlar. Bak cariyenin hemen o anki durumundan istifade etti. Halbuki altında siyasi bir sebep yatıyor. Resulullah Efendimizle evlenince bunun üzerine Müslümanlar dediler ki biz nasıl Resulullah'ın akrabalarını esir ederiz diye o kabileden aldıkları esirleri azat ettiler. Tüm bunları gören Beni Mustalik kabilesi topyekün Müslüman oldu. Yani bunları tek tek saymaya gerek yok. Bu evlilikleri yaptığında kaç yaş aralığında? 55-60 yaşlarında. Böyle bir insanın şehveti için, zevki için evlilik yaptığına hangi akıl inanabilir ki?